Nane 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 nane. Gel gel burada. Bana diş mi attı? Sürpriz aşkım. Çaldık da kardeşim. Cap diyen çocukların hepsi 16 yaşında çocuklar. Aynen. Ulan sen de 18 yani... yaşındasın zaten. İnadına değişiyorum ama dostluk kazanıyor. Telefonu bir daha çıkartırsın o telefonu fırlatırım. Aslanım aradı. Kim aradı? Aslanım. Acı canım babaçelim. Acı canım babaçelim. Sen benim kedimle aynı yaştasın. Lütfen lütfen Bodrum'dan s**tin lütfen. Sen ne hayırdır olayım olayım. Çetenin başı benim emri veririm derim yok et. Vodafone yok. Yeter oğlum. Yeter oğlum tamam lan. Alkışlatayım bırak da ya. Alkış başlatırsa. Burası TikTok değil. Çakal abi. Kapat. Devam et. Muhteşem bir programa hazır mıyız? Evet! O zaman 3, 2, 1, hayır! Rap Show'un yeni bölümüne hoş geldiniz! Senin çocukları nasıl belli ediyor kendini? Görüyor musun alkış kıyamet? Harika bir bölümle karşınızdayız. Başlıktan zaten gördünüz. Bizim en çok linç yiyeceğimiz bölümlerden biri olacağı kesin. Ama derim ki bir ön yargıları kenara bırakalım. Bak suyuma bir şey mi kattınız da? Ön yargıları kenara bırakalım derken. Harika bir program olacak. Ön yargıları bir kenara bırakalım. Burada Jeflet'le ve Ereğli Kapon'la oturup... Çocuğum dur bir dakika sallama elini kolunu. Ereğli Kapon'la ve Jeflet'le burada oturacağız. Bakalım bugünlerde bu kadar adından sıkça söz ettiren bu ikilinin gerçek hikayelerini bir de kendilerinden dinleyeceğiz. Bu arada kanala abone olmayı, yorum atmayı ve zil bildirimleri açmayı unutmayın. Rap Show'un devam etmesi için bunlar çok önemli biliyorsunuz. Şuradan hemen şöyle basarsanız kanalı izleyenlerin %90'ı kanala abone değil ya. Baktım o gün sadece %9'u abone izleyenlerin. O yüzden şuradan basıp bir abone olursanız çok sevinirim ve sizleri hiç bekletmeden direkt olarak o muhteşem ikiliyi sunmaya başlıyorum. Henüz kariyer yerlerinin başlarında olmalarına rağmen milyonlarca dinlenme elde eden, müzikleri kadar yaptıkları ofansif açıklamalarla isimlerinden sıkça söz ettiren, haklarında internette pek de bir şey bulunmayan ama Rap Show'da öğreneceğimiz, iki sıkı arkadaş olan, gelecekte isimlerini daha fazla duyacağımız, son zamanlarda agresif müzik denince akla gelen ilk isimlerden karşınızda Ereğli Kapon ve Jeffrey! Beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Nasılsınız? İyiyiz abi şükürler olsun koşturmaca. Aklanması gereken, temizlenmesi gereken iki tane pırıl pırıl kariyer görüyorum. Doğru mudur? Doğru abi bence. Çok iddialı açıklamalar, çok ofansif açıklamalar. Şu an sinir krizi geçirerek açanlar var programı. Evet biraz bakalım biraz. Nasıl bir linçlesek diye şu anda. Herkesi bir utandırır mıyız be? Evet tabularınızı yıkacağız. Bugün tabularınızı yıkmaya geldik. Öyle tetikler gibi yapmazsak hani. Bugün ön yargılarınızı yıkmaya geldik. Hala şey değil mi? O tabuları var ya. O tabuları. Yapma yaptım. Hazırsanız Rap Show. Başlıyor. Acayip. Her bölüm ya. İstiyorum bu adamı acayip. O farklı bir ıslık vardı biliyor musun? Abi yaparken ağzına bak bir ama. O ne lan? Ağzına bak ama. Kero gel. Ben bunu göstereceğim. Kero'yu zaten Ere'yi bilenle herkes evet. Tanıyordur herhalde. Kero gel Buracığım. Gel hoş geldin. İyi Buracığım öpüşüyor muyuz? Oo. Sırtımı da ovazlıyor. Gel. Ovazlar abi. Şu ıslığı, ovazlamak ne oğlum bu arada? Ovazlar. Lan beni de çıldırttınız. Şu hareketi bir yapalım mı? Gülmeyeceğiz. Gel gel burada. Burada. Ama kocaman bir alkış Kero'ya. Bravo, bravo. Onun tamamlayıcısı olarak bende de şu var. Bu ne? Rehabilitasyon var. Gir aramız bir tane. İnadına değişiyorum ama yeni dünya. Yalanmış aşklarına. Sonra beni niye sevmiyorlar diyorsun ya. Beyler programımızın klasik nişan sorusuyla başlıyorum. Evet. Sırayla soracağım. Kerim mutlu musun? Mutluyum abi genel olarak ya. Şu an şükürler olsun iyi gidiyor bir şeyler benim açımdan. Nakaf'ta şarkın. Bir ay neredeyse kapak kaldı. Vallahi şükürler olsun. Her zaman şu bağcıyım. Anda da üçüncüsü. Geleceğim bağcıyım. Zaten buraya. Acayip şu anda Nakaf'ta böyle gerçekten terör estiriyorsun diyebiliriz herhalde. Teşekkür ederim abi. Eray'cığım sen mutlu musun? Mutluyum ya her şeye rağmen gülümsüyoruz. Keyfimiz yerinde Allah'a şükür.
Cashflow'da sıcak sıcak bir klip çekiminden geliyorsun. Yakında düetiniz çıkacak birlikte video kliple beraber. Nasıl bir klip oldu? Nasıl bir şarkı oldu? Şarkının adı belli mi? Böyle bize biraz anlat. Abi şarkının adı Pırpır. Pırpır. Aynen. Afro trap bir beatin üstüne zaten. Berkay Duman yaptı beatinde. Hareketli bir parça. Klibi de bomba oldu. Çağda abinin zaten olduğu bir klip bomba oldu. Tebrik ediyoruz sizi de. Çağdaş abi de bizim 10. bölüm konuğumuzdu. Buradan da kocaman sevgiler, selamlar. Evet, Çağda abi çok selamlar. Alkışlar alalım bir de kendisine böyle. Kerim, yeni bir tekli parçan geliyor. Aynı zamanda Sevimsiz isminde bir albümün çıkıyormuş. Doğru. Sürpriz birçok düet olacağını, hatta pop starların da albümde sana eşlik edeceğini söylüyorsun bir açıklamanda. Çok sevimsiz bir adamın, bu yüzden de albümün adı Sevimsiz olacak diye de ekliyorsun. Böyle bir algı oluşmasından dolayı memnun musun kardeşim sen? Abi böyle bir algı oluşmasından hiç memnun değilim. Çünkü gerçekten günlük hayatımda çok da seveceğim bir adamımdır aslında. Senle tanıştık, konuştuk. Evet. İnanılmaz tatlı adamlar ikisi de. Telefonda da hatta burada da oturduk, konuştuk. Dedim ki oğlum siz niye böyle biliniyorsunuz? Niye böyle tanınıyorsunuz yani dedim. Yani abi hiç anlamadım ben ya. Ben anlıyorum gayet. Abi biraz bu biraz yanlış çalıştığımız insanlardan dolayı biraz böyle oldu, biliyor musun? Evet. Biraz sizin de suçunuz var beyler. Biraz değil hatta tabii birazdan ki, fazla da. Onlara. Tabii biz de bunlara müsaade ederek evet. Biz de suçumuz var. Açıklamalarınızla gerek bazı kliplerinizde bazı sözlerinizde siz de buna biraz böyle kaymak sürdünüz yani. Tabii, bunu tabii, bir kabul doğru. Edelim. Evet. Geleceğim oralara da geleceğim. Bununla ilgili sorularım da var size. Albümde kimlerin olacağını ya da bu popstarların kim olduklarını öğrenmeden seni bırakmayacağım. İlk programının hatırına buradan şu albümden en azından birkaç tane sürpriz düeti duyalım senden. Bir tane söyleyebilir miyim? Bomba gibi bir şey bekliyorum bir senden. Bir tane Kalben projesi var. Kalben'le beraber. Güzel bir proje bekliyor diyebilirim bizi. Her zamanki gibi benden drill bir iş duyacak insanlar ve çoğunlukla sampling bir iş duyacak aslında. Hı-hı. Çünkü birazcık bu işin Türkiye şubesi gibi oldum sampling işlerine aslında baktığınız zaman. Zamanında keza işte ilk çıkarttığım hit proje, hani ilk çıkarttığım hit proje olarak sayıyorum onu. Aslında proje olarak bile saymıyorum ama Akasya Drill mesela. Tamam, onu gördüm. Yani, sen ondan dolayı bir sıkıntı yaşamışsın galiba, doğru mu? Ben yaşamadım. Kim yaşadı? Bir arkadaş yaşadı. Akasya Durağı'nın müziğine, dizi müziğine Kerim'in şarkısı var. Buraya belki bir 5 saniye koyarım. Ulan utanmaz herif seni ya. Buraya bir 5 saniye koyarım. Madde 5 az stres. Taksi lazımdır abi. Yeni taktik kap TikTok. Yok tak tak bele taktım gof. Bir de bir tane Rapçi Söyle albümden. Şurada hepimiz rahatlayalım. Rapçi Söyle'yim Eray'ı kapan abi. Ya o zaten yani o zaten var yani. O şu an sence yan yana oturuyorsunuz. Sürpriz oldu mu sence izleyicilere şu anda? Allah Allah. Hadi ya. Be. Ne alaka Eray'ı kapan mesela? Büyük ihtimal. Olmazsa kimse kusura bakmasın. Şarkılar hazır değil şu an. İsim. Tam şarkılar hazır değil ki isimler şu an şey olsun. Konuştuğun, genel, görüştüğün, hayır. Kafanda birileri var ama. Var. Bir tane söyle bro. BG var. Hadi bakalım, enteresan bakalım. Bir match. Şimdi hızlı sorular bölümündeyiz. Size burada bir takım çok hızlı sorular soracağım. Hiç düşünmeden direkt olarak cevap vermenizi isteyeceğim sizden. Düşünmek yok Kerim. Tamam abi. Kerim. Ben var ya. Ben orada içimi döküyorum sen merak etme. Kerim, en sevdiğin Twitch yayıncısı kim? Evren. Vitigin. En büyük korkun? Karanlık. Kedi. Kedilerden çok korkarım abi. Ciddi misin sen? Evet. Benim iki tane kedim var. Ben korkuyorum kedilerden. Biri 18 yaşında. Kerim de aynı yaşta. Şaka maka bak. Yemin ediyorum. Oğlum benim kedim. Yemin ediyorum bir kedim. 18 yaşında bir kedim. 8 yaşında köpeğim de 1,5 yaşında. Sen benim kedimle aynı yaştasın. Senin kedin müzik yapabiliyor mu abi? Ya ne alaka oğlum, sen kimle yarışa girdin şu anda ya? Benim ya kedimle işte, niye yarışıyorsun sen? Ya işte abi. Peros Blancos benim için ...... Aileydi. Bodrum Blok denince aklına gelen ilk şey. Aile. En sevdiğin özelliğin. Yaratıcı olmam. Abi üretici olmam. Cevaplar çok yaratıcı değil ama nasıl olacak? Değil mi? Değil mi? Birbirinden çalınmış gibi oldu biraz. En sevdiğin özelliğin. Üretici olmam. En sevdiğim özelliğim yönetici olmam abi. Ticileri bir geçelim mi artık? Tamam. Üretici, yönetici. Merhametliyimdir çok. Çok merhametliyim. Öylesin. Valla çok kendini aklamaya çalıştım belli oldu. Ben var ya pamuk gibi bir kalbim vardır benim. Valla merhametliyim. Gerçekten öyle bir adam bu arada. Çok yanlış sadece şu anda kendini ifade etti bugüne kadar. Ama bu programda 5 biner cep bank yaparlarsa bana kariyerlerini tertemiz yapacağım onları. Çok teşekkürler abi. En sevmediğin özelliğin? Çok huysuzum. Kendi bildiğimin çok doğru olduğunu sanıyorum. Onu sevmiyorum yani. Eraycığım senden devam edeyim. Jeffret benim için ...... Jeffret benim için kardeştir ya abi. Eray Yedikapon benim için ...... Abi aynı zamanda kardeş. Eray şimdi bu soracağıma doğru ya da yanlış diyeceksin söyleyeceğim cümleye. Tamam. Ben müzik yapıyorum. Hakkımda derin anlamlar aramayın. Beni kafanızda canlandırdığınız karakterin içine oturtmaya çalışmayın. İşim müzik ve başka hiçbir şeyle ilgilenmiyorum. Beni hepiniz yanlış tanıdınız. Doğru. Ulan bu soru için 3000 lira almadım ya. Bak öyle zannediyor musun şimdi? Ben bu cevabı veremezdim orada, biliyor musun? Ya işte bak. Aynen. Ben yani projüm benim. Şimdi aynısı sana geliyor bak, hazır mısın? Tek cümleyle bitiriyorsun bu işi. Şu an mantıklı düşününce kariyerimin
başında bir anlık heyecanla verdiğim röportajlar beni yansıtmıyor. Bazıları beni her gün kavga eden, sağda solda illegal işler yapan biri zannediyor. Bu algıda benim de bir anlık heyecanlarla ağzımdan çıkan sözlerin etkisi var. Kesinlikle evet. Var. Abi sen bize şu an yanlış anlama abilik yapıyorsun bu arada. Estağfurullah. Hani senin ifade edemeyiz durumlarda sen... Gerçekten bu cümleleri size onun için yazdım biliyor musun? Evet abi, çok yani, sağ ol. Bir insanda seni en çok rahatsız eden özellik nedir? Ukalalık. Şımarıklık abi. Eray, Jeffret'e diss atsan ilk cümlen ne olurdu? Kepret. Kepret valla. Harbi aynısını ben biliyor musun? Hadi bakalım. Sen Eray'a bir diss atsana bir tane. Eray'a di cap on. Biliyorsun. Şimdi intikam zamanı kardeşim. Bu şakayı birisi daha yaptı biliyor musun önceden abi? Yaptı mı? Evet. Efendim. Özür dilerim, çok özür dilerim valla. Vallahi çok ayıp oldu. Bro bence az önce Apple'a daha çok ayıp oldu yani. Oğlum sen az önce kılıfsız iPhone'u fırlattın oraya. Senden önemli değil abi. Az abi canım kardeşime kocaman bir alkış fırlattı. Aynen çok çok abi. Oh, çok iyi ekip lan bu. Ben niye kopamadığınızı anladım şimdi. Bizim ıslık başka. Çok acayip yani. Başka. İlk cümlen ne olur diss atsan? Kepret olurdu bu arada. Harbiden olurdu. Ona da mı öyle derdin? Kepret. Beyler sizin bu cap map'te benim bildiğim bir full cap vardı. Kafaya takılan da o da eskiden. Bu cap map muhabbeti hangi jargondan geliyor abi, tam cap, olarak? Abi cap bu UK'den, UK dilinden geliyor. Ben oradan öğrendim. Sonra kendi şarkılarımı biraz kullanmaya başladım. Ve açıkçası söylemek gerekirse sen duydun mu daha önce cap diye birinin bir kullanımı? Yani bu bir de. İngiltere'de bir kültür yani, mü beyler evet, bu cap olarak? Amerika'dan olarak? Çıkma ya biraz da. Ben mesela Eray'a diss atsaydım derdim ki lütfen lütfen Bodrum'dan s**tin lütfen. Ben de sildim onu söylüyorum. Bunu diss atmışlar abi var ya. Çok kötü. Kim diss at sana? Bana birisi diss attı abi. Lütfen. Nasıl başlıyor? Lütfen lütfen Bodrum'dan s**tin lütfen. Enteresanmış. Teşekkür ediyorum. Devam ediyorum. Bilgisayar veya konsol oyunları oynar mısınız? Oynamam. Oynarım. Ne oynarsın? FIFA çok iyi oynarım. Minecraft oynarım ben. Metin 2 oynuyordum ben. Yaşın gereği olabilir sen de şu evet. An. Biz de çok oynarım. Roblox oynarım ben senin. Roblox oynuyorum. En sevdiğin YouTube içerik üreticisi? İsmini unuttum. MrBeast ya. MrBeast'in ismini unuttum. Oğlum burada karşında ben varken asıl sen beni nasıl unutabilirsin? Sana yazıklar olsun Jeffret. Onu da Eray söylesin abi. Ben bu arada o cevabı var ya. Hani sen o soruyu sordun ben hazırladım kendimi. En sevdiğin YouTube içerik üreticisi kim? Abi rap üzerine rap show. Normal olarak da Rayman izlerim yani. Ya da Berkcan Güven. Kocaman bir alkış. Sorular bitti. Kan şarkısı. Klibinin biraz efendime söyleyeyim böyle biraz fazla şiddet içeren bir klip olması hakkında ne düşünüyorsun? Bu konuyla ilgili çok eleştirildin. Ya bir ara sen şeye çok takıldın ya. Cap, no cap falan bu muhabbeti evet. Üzerine. Evet. Bir ara kliplerdeki gibi biri olduğun inandırılmak istendi sanki piyasaya. Yani ben kolpa yapmıyorum ama bir ara o role çok inandın gibi bro sanki ya. Doğru mu düşünüyorum? Ya olduğundan daha fazla kat kat daha fazla yansıtıldım biraz o yönden. Biri sana no cap dese ne olur mesela? Cap. Ya cap dedi sana birisi. Ya pardon. Sıkıntı yok diyorlar zaten abi. Ne önemi olabilir ki bro? Yani hiçbir önemi yok biliyor musun? Sen yapacağım bir öyle. Ara buna çok takıldın ama. Bana cap diyorlar ya abi. Bana mesela sahte demiyorlar ya da fake demiyorlar. Bana cap diyorlar. Bana bu cap kelimesini ben Türkiye'de ilk önce söyleyen rapçi. Sen duydun mu ki ya? İşte zaten seni kendi silahınla vuruyorlar aynen, gibi oluyor zaten yani. Ben cap, no zaten cap, no cap diyen çocukların hepsi 16 yaşında çocuklar. Aynen. Ulan sen de 18 yani... yaşındasın zaten. Hayır. Benim küçük teröristim seni. Dur bakalım geleceğim şimdi. Geleceğim oralara da geleceğim. Mini teröristle çalıntı iddialarını buradan seninle bir konuşalım istiyorum. Gerildik mi kardeşim biraz? Bir 50 Cent desem, bir Baby Gang desem yanar mı buralar peki? Eren niye gülüyorsun? Bir şey söyleyeceğim. Ben ne diyeceğini merak ediyorum. Bak yani. Ben de şu an o kadar merak ediyorum ki oğlum bak burada şu an delikanlılık ya. 50 Cent'le Baby Gang'i üst üste koydum de. Mini teröristle şarkısı çalıntı mı değil mi? Abi şarkı çalıntı değil. Neden değil? Biz zaten 50 Cent instrumentale girdik direkt. Bunu kullandık. Nuki sonra yaptı bu beat'i. Bu okey zaten. 50 Cent'ten alınma bir beat var zaten. Zaten burada. Lisansını falan mı aldınız 50 Cent? E peki nasıl sıkıntıya girmiyor başın bununla ilgili? Hate It or Love It'in beat'ini direkt aldın zaten. Hı-hı. Ve bu yasal mı bro? Nasıl oluyor peki? Yani yasal açısına baktığı zaman değil abi. Kerocuğum nasıl oluyor brocuğum? Kero böyle yapıyor. Değil. Nuki yaptı Nuki. Nuki böyle kaldı. Oğlum, parmak kaldırıyor. Oğlum çocuk. Bir şey söyleyeceğim. Ben yaptım diye parmak kaldırıyor. Knockout'ta 25 milyon dinlenen şarkının başarısı kimse üstlenmek istemiyor görüyor musun? Nasıl bir şarkıysa. Kur'an çarpsın ben yapmadım abi. Ha, ben yapmadım. Baby Gang'in şarkının ismi neydi? Bilmiyorum. K ile başlıyor. Biliyorsun o şarkı. Oğlum. Kava Kava. Hani bilmiyordun lan. Kava Kava şarkısında kava, adam kava. Mini terör şey mini demiyor da terörista bile diyor. Mika terörista diyor. Ben terörist değilim diyor. Ben tamam. Diyorum ya ben mini teröristim diyor. Mini terörista, Mika terörista. Ondan aldım bu arada. Ne oldu biliyor musun? Tamam işte bak. Hayır. Kocaman bir alkış bu adama be. Koş işte bu ya.
Ya Burç, bir gün ne oldu biliyor musun? Başladı ya da. Arkadaşlar locada oturuyoruz Kuşadası'nda. 50 Cent açısından zaten çaldığım bir durum yok. Yani aynısını kullanmışım. Olay belli. Zaten okay. Şöyle de bir şey var. 50 Cent'in şarkısının da beat'i sampling. İşte bro, sampling'den biraz DJ... fazlası sanki o ya. Beat değil mi? Ya tabii yanlış ki sampling'den çok fazlası evet. Zaten. Hani haklısınız ama tam olarak çaldık gibi bir durum değil. Az çaldık mı? Az çaldık. İşte. Brocum kaba kaba da Flow'dan isimlenmişiz. Hani hoşuna gitmiş yani o Mika Terörista, Mini Terörista. Çalıyor ama yapıyor abi. Eray. Bu iddialar bitmeyecek. Ve insanlar bu iddialarda sanki haklılar gibi de. Buradan kameraya doğru bu iddiaları hadi gel noktalayalım. Çaldım. Adamsın sen be. Sen adamsın. Ama bak çaldı falan. Çaldık da kardeşim bak abi o şarkıyı yaptık. Benim şarkım hit oldu. Hate it or love it TikTok'ta tekrardan akım oldu. Öyle mi? Baby Gang'in şarkısı tekrar akım oldu. Aynı anda 3 tane şarkıyı patlatmak da affedersiniz ister yani. Adamsın. Hani ister yani. Şimdi bazen de şey çok itici oluyor. Ortada bariz bir şey var ve burada İlker çıkıp mi? Böyle hiç ara... Ne? Aa yok bilmiyorum falan. Hiç duymadım falan demek de bazen çok tabii. Antipatik kaçabiliyor. Evet, evet bu arada. Yeter. Böyle dürüstlükleri severiz biz. Teşekkür ediyoruz. Kerim. Evet abi. Kerim. Başlıyor. Oğlum çok hoşuma gitti bu. Ben bunu bilmiyorum yapacağım. Kerim. 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 Hani şey gibi sanki. Sansürlenmiş gibi oldu. Yani evet. Kerim. Hani o ton onu veriyor yani. Kerim bak artık yani. Beyler şimdi çekiliş bölümündeyiz. Buradan izleyenlerimize göndermek için, sizin de dinleyenlerinize göndermek için sizden size ait, size değeri olan manevi bir eşyanızı getirmenizi istedik. Siz de harika şeyler getirmişsiniz. Bize ne hediyeler getirdiniz gösterin. Abi beyler. Bunu ben Volkswagen'da konserine giydim. Full. Bu Cortez markası. The Guerrilla London yazıyor da. Bir dakika bu kolye değil değil mi? Kolye değil. Bunu pantolonluk. Şey, pantolona takabilirim abi. Pantolonluk. Kerim'cim sendeyiz şimdi hayatım. Bunu vereceğim de. Bunu şimdi çıkartma ama üstünden. Üstündeki yani, çok güzelmiş bu arada. Bedeni olsa hiç affetmeden direkt olarak çökerdim bu arada. Net söylüyorum. Kerim hiç seni rahatsız etmeyelim. Program bu üstüne kalsın. Çünkü tamam. Şimdi mikrofon falan var ya. Tamam abi. Arkadaşlar bu gördüğünüz pantolonluk ve evet. Kerim'in üzerinde görmüş olduğunuz bu harika eşofman üstünü kazanmak için yapmanız gerekenler. Kanala yorum atmak, abone olmak vesaire vesaire. Zaten çekiliş sonuçlarını tam bir ay sonra Instagram hesabımdan açıklıyorum. Olacağım efendim Instagram'ı takip etmeyi. O yüzden unutmayın orada bölümde öncesinde spoilerlar falan da veriyorum. Hediyeleri için çok teşekkür ediyoruz. Bak tek nefes beyler. Koç Allah'ım bir alkış. Beyler şimdi performans bölümündeyiz. Ulan şu performans söylerken de gülesim geliyor artık ya. Burada sizin gerçekten gerçek hayatta yaşadığınız hikayeleri aldık ve bunları birer performans sorusuna dönüştürdük. Nasıl ya? Çok acayip. Çok iyi dinleyin soruları. Hazır mıyız? Hazırız abi. Başlıyorum efendim. Hazır mısın? Eraş senden başlıyorum. Evet. Müzikten ilk kazandığım para hesabına yatmış. Keyfin yerinde anneyi ve babana alıp müzikten ilk kazandığım parayla onları yemeğe götürmek istiyorsun. Eve gidip hadi hazırlanın akşam yemeğe çıkıyoruz diyorsun. Güzel bir restorana gidiyorsunuz. Keyifler tıkırında. Yemek ekleri söylüyorsunuz. Ancak annenin ve babanın pek keyfi yerinde değil gibi. Ya diyorsun ki anne baba ne oldu? Niye canınız sıkkın? Ne oluyor diyorsun. Annen ve baban diyor ki ya Eray sen bu parayı nereden buldun diyor. Sen de diyorsun ki ya anne baba ben bu parayı müzikten kazandım. Müzikten kazandığım parayla sizi yemeğe getirdim diyorsun. Ama ne kadar anlatmaya çalışsan da nafile. Tansiyon iyice yükselirken bir anda elini masaya vuruyorsun. Anneni ve babanı bu parayı müzikten kazandığını ikna etmek için bir dörtlük okuyorsun. Kameraya doğru nedir bu dörtlük? Sürpriz. Adımızı göklere yazdırdım. Üstüne falan. Kondurdum. Sürpriz, sürpriz, sürpriz. Aşkım. Ulan. Ben yani iletişime geçtiğim an ailem artık dedi ki. Okey oldun okay, sen. Okey diyor. Yani dünyada kim meç olmaz deseler. Gülben Ergen ve Eray Edikapon derim. Ama bir düetiniz var. Evet. Çok dikkatli dinleyin. Bu soruyu çıkartmak için gerçekten uğraştım. Kerim bir akşamüstü Instagram'da canlı yayın açıyorsun. Maksat dinleyicilerinle kaynaşıp sohbet etmek. Lafa açıyor. Güzel sorular geliyor. Sen de onları cevaplıyorsun. Dinleyicilerinden bir tanesi. Burası kamera be kardeşim. Tost makinesinden mi açıyorsun yayını? Git bir telefon al kendine doğru düzgün diyor. Sen de bu yorumu kafaya takıyorsun. Ertesi gün ilk iş mağazaya gidip kendine bir tane iPhone 14 alıyorsun. Keyifler yerinde. Of diyorsun ben bunun kamerasıyla var ya neler neler çekerim. Tam eve giderken bir hırsız telefonu elinden alıp kaçıyor. Peşine düşsen de bir türlü mesafeyi kapatamıyorsun. Arkasından koşarken hırsıza öfkeni anlatmak için bir dörtlük okuyorsun. Kameraya doğru nedir bu dörtlük? Soruya bir alkış hocam be. Of! Yani tek bilgisi şu. iPhone 14'üm çalındı diyor bu arada. Oradan bu soruyu götümden uydurdum. Gerçekten yani. Bravo abi. Tüm gece aktif mini terörista. Çalıyorum iPhone 14 bununla parkta. Aga çalma sat. Hiçbir şey düşünme sat. Bana aşık olma gülüm bu bütün. Ulan yine mısır çıktı ağzımdan ya.
Rap Show'da yine özel bir misafirimiz var. Artık Rap Show'da özel misafirlere alıştık böyle üst üste. Geçen hafta da Rıdvan abiyle Emre Yücelen vardı. Daha fazla bekletmeden direkt olarak konuğumu sunmak istiyorum. Karşınızda TikTok'un efendisi Cellar! Efendim hoş geldiniz. Maskemi şöyle bir çıkarayım. Oh şöyle gül yüzünü bir görelim. Özgür hoş geldin. Hoş buldum, merhabalar. Ne haber? İyiyim, siz nasılsınız? Siz mi? Aa, burası o kadar... Hayır, siz derken üç. Hepimiz komple olarak. Valla ben iyiyim de. Kerim'i iyi yapmaya çalışıyoruz işte. Kerim iyi. Hep iyi işte yani, evet. O orada biraz bizi zora sokuyor. Rap Show izliyor musun? Evet, denk geldikçe izliyorum. Ya ben burada Özgür'e... Ulan amma alkış aldım bugün de. Özgür'e burada koşamam da alkış. Aman kardeşim ne yaptın? Burası TikTok değil, ne yapıyorsun? Ben geçiş yaparım. İstersen direkt olarak programa devam edelim. Peki. Okey, sen bir rahat edemedin sanki. Zaten... Biz biraz metrobüs gibi olduk şu an burada ama. Evet. Bu koltukları böyle Rıdvan abi için falan yapmışsınız. Çoğunmaz, besmeyin her yeri. Geleceğe Dönüş diye bir bölümümüz var. Burada kendinizin 5 yıl sonraki hallerinize bir sesli mesaj bırakmanızı isteyeceğim. Telefonu kullanıp istediğiniz gibi, istediğiniz süre boyunca kendinize mesaj bırakın lütfen. Cellat, senden de istiyorum bunu. Ben hemen telefonumuzu efendim şöyle... Alo Eray. Kardeşim vallahi helal olsun. Bunca zaman başarılı, özgür hayatına devam etmene şaşırıyorum gerçekten. Umarım her şey istediğin gibi geçer. Sadece hayatındaki böyle biraz böyle pis taraftan uzaklaş ve sadece müziğine odaklan istiyorum. Kendine çok iyi bak. Böyle devam et. Hadi bakalım. Alo. Umarım hırsızlığı bırakmışsındır. Böyle giderse olmaz çünkü bu işler. Bir dakika bekle, konuşma bir. Umarım hırsızlığı bırakmışsındır. Bahane de uydurma orada. Sağla soğda. Tamam tamam. İşini gücünü eline almışsındır umarım. Aynen. Evet. Cevap da alıyor. Karşılanmıyorsunuz. Abi konuşuyor mu? Nakafta 3 yıl... Ne? 3 yıl kapak mı oldun? Git lan. Oğlum konuşma bak. Bana versene. Tamam kusura bakma, özür diliyoruz. Tamam. Kendine dikkat et. Tamam öpüyorum seni, tamam, çok. Tamam. Kocaman. Vay çok sinirlendi çünkü. Kocaman bir alkış şefete. Çok üstüne gidiyorsun. Çok konuşuyor ya. Çok üstüne gittin. Şimdi Özgür sıra sende. 5 yıl sonraki Cellat'a neler söylemek istersin? Bu arada sana Özgür diye mi hitap etmeliyim? Cellat diye mi hitap etmeliyim? Cellat soyadım bu arada. Gerçekten. Evet. Gerçekten. Şaka yapıyorsun. Özgür Deniz Cellat. Doğru. Yalan yok şimdi. Cellat ya, yani Cellat ismi falan. Mahlas sanıyorlar. Ha, yani. Evet. Ama soyadının olması acayipmiş var bu arada. Kapında beni soyadım abi. Ya oğlum abartmayalım istersen. Telefonu bir daha çıkartırsın o telefonu fırlatırım. Aslanım aradı. Kim aradı? Aslanım. Acı tadı mı var senin? Acı canı mı var senin? Yok ya. Senin acı canı yer mi? Yok ya. Özgür, 5 yıl sonraki Cellat'a neler söylemek istersin? Düşünürsem hiç söylemeyeceğim. Yapıştır. Bu bir ses kaydıdır. Şimdi şu an ben Rap Show'dayım. Sana burada birkaç bir şey söylemek istiyorum. İzleyici olarak gittiğin YouTube kanallarında konuk olmaktan vazgeç. Şaka şaka. Adam bana diş mi attı? Kapat. Al hadi konuş şimdi. Al. Şaka maka bir yana seni seviyorum. Kendine iyi bak. Aileni ve dostlarını asla unutma. Kimseyi yarı yolda bırakma. Bravo. Programı izleyici olarak gelen TikTokçuları programa alma. Kocaman bir alkış. Affetmem Rap Show'da. Yapay rap bölümündeyiz. Sizlerin tarzında ChatGPT'den bir verse rap yazmasını isteyeceğim. Wow. Ve ChatGPT'nin yazdığı verse'ü kameraya doğru okumanızı akapelli olarak. Ve sonunda da sizin tarzlarınıza yakın mı değil mi diye yorumlamanızı isteyeceğim. Çok merak ediyorum abi. Bu arada gerçekten ben de merak ediyorum bayağı. Cellat hakem yapalım bu bölümde. Tamam. Performansları yorumlasın. Hocam. Bence de. Geçen selam yazdık. Selamın görselini oluşturdum. Kerim mesela bütün şarkılar oradan zaten. Tabii tabii. Benim şarkıların hepsi orada. Baby Gang biterse oraya geçiyor. Dur bakalım. Seni var ya neler yapacağım sana şimdi bak. Önce senden başlıyorum. Ulan sizi inşallah tanır bu arada. Yeni adamlarsınız. Harbi abi. Yani şimdi bak böyle bir rezillik de var. Abi Falahattin tanıyor beni. Kim tanıyor? Falahattin beni tanıyor lan bazen. Era 7 Capone tarzında bir verse rap yaz. Aha yazdı. Ama 4 satır yazdın. Era'nın 4 satır yazıldığı yerde sanki sen ben Jeff'i hiç tanımayacak gibi hissediyorum. İki cümle. Hadi bakalım bunu kameraya doğru bu dörtlüğü bir seslendirelim Buracığım. Okuma yazması mı yok? Gel benimle bir sokaklarda gez, Era 7 Capone tarzıyla çalmışız bu tez. Hayat sert, sokaklar konuşur. Aradığımızda bir hikaye, bir ritüel var.
Şimdi şurada hakem olabilir miyim tam? Gel. Sen, o çünkü burada rahat edemedi. Hakemliği daha özgür yaşamak istiyor. Jeff'in de bir versiyonu dinledikten sonra ikisi arasında kazananı belirleyeyim, olur mu? Olur, güzel. Savaşı ya, kavgayı sever bu çocuk. Var çocuğu güzel. Güzel. Tamam. Benim programımda ben dışında biri bir daha alkış başlatırsa bak ona neler yapacağım. Jeff Red tarzında bir verse rap yaz. O kim? Okuyayım yaz. Yok, sana da 4 satır yazdı brocum. Ne diyorsun? Kameraya doğru oku bakalım bunu. Bir ondan dakika. Sonra da hakemimiz değerlendirsin. Tamam. Gel anlatayım sana gerçekleri. Jeffret Melodi ise çalınan hayat hikayeleri. Sokakların ritmi kalbimizde atar. Her kelime bir öykü, her satır bir anıdır. Kocaman bir alkış. Oğlum hiç fena değil bence. Yani senden iyi yazdı kesin bu. Nasıl yani ya? Şimdi sevgili hakemimiz, nedir bir yorumlarınız performanslara ve kazanan kimdir? Eraydin'in sözleri çok Eraydin'e özgündü. O yüzden Eraydin'e daha çok yakıştığını düşünüyorum. Ki Jeff de bence öyle düşünüyordur. Bu verse'ü zaten beğenmedi. Bu soruya Jeffret bile olsa Eraydin kapon derdi. Dedi zaten. Sen dedi sensin ya. Yani ben de dedim. İyi dedi. Jeffret sensin ya. Yedin kral. Öyle dese iyi dedim o zaman. Jeffret'e bile sallayacağım birazdan. Şöyle elleri alayım, el kaldırayım. Heyecanla şu an kazananı bekliyoruz. Evet. Kazanan. Dostluk kazanıyor. Şimdi ben şu cellat gözünü bir alayım. Tabii ben ki. Şu cellat gözüyle bir programı tabii bu ki. Bölümü böyle sunmak isterim. Havalı tabii. Bu bölümü böyle sunacağım. Jeff, katıldığım bir programda çok paranoyağımdır. Yolda hep kalabalık gezerim. Yolda yürürken sürekli arkama bakarım diyorsun. Tanıdığım iyi bir psikolog var çünkü istersen seni oraya yönlendirebilirim. Minimum 10 kişi geziyoruz. Eraylar burada olsun olmasın. Biz de hep kalabalık geziyoruz. Uzun zamandır müzik yaptığım için insanlar beni tanıyor ve sürekli zaten. Sen bir de sivri bir tip olduğun için evet. Sana birilerinin yani, uyuz olma olasılığı uyuz çok olma yüksek olduğu olasılığı için. Çok yüksek insanlarım. Çok saçma şekilde yanıma gelen insanlar oluyor. Teşekkür ederiz brocum. Şimdi cezalı sorular bölümündeyiz. Size burada bir takım çok özel sorular soracağım. Soruların tamamı cevap verememeniz üzerine tasarlanmış sorular. Eğer bu sorulara cevap vermek istemiyorum, bunlar çok özel derseniz fanustan bir ceza çekip yapacaksınız. Ama eğer cevap verirseniz de fanustan cezayı çekip ben yapacağım. Eray'dan başlasın. Wow. Ona ben karar veririm zaten. Ben Eray senden ya. Başlıyorum. Eray, bu soracağım soruya yok diye cevap vermek yok. Unutamadığın eski sevgilinin ismi. Daçlar derya olmuş. Adama şarkı girdi arkadan bakışa gördüm. Gördün mü? Burucu. Abi harbi yoksa ne oluyor? Çekiyorsun işte bura. O kadar bir şey yapmıyoruz başka yani. Ben çekiyorum lan. Daha önce hiç anlatamadığın utanç verici bir anı anlat. Vallahi bak burada para yazıyor bu ışıklar, kameralar. Hayatım anlat bize utanç daha verici bir anı. Daha önce hiç anlatamadığın utanç verici bir anı anlatıyorum. Bir ara bir rap show'a katıldım. Eski sevgilim sordular ve bunu söylemedim ve ceza çektim. Bundan dolayı utanç verici bir anı anlatmamı söylediler bana. Ben de bunu anlatamadım. Enteresan bu arada. Eray'dan beklenmeyecek bir yaratıcılık bu. Cellatçım, banka hesaplarını toplam ne kadar var kameraya göster. Göstermeyelim, ceza çekelim. Tekerlemeyi tek seferde oku. Nasıl açıyoruz abi? Mütlanmış müt. İşte var ya yönetmen sen var ya maaşa zam mı geliyor be? Özür dilerim. Bir daha zam geldi ben fark ettim. Bir daha zam yönet... Buyurun hocam. Kapıyı gıcır kattırıcılardan mısınız? Ocağı kıvılcımlattırıcılardan mısınız? Ne kapıyı gıcırlattırıcı ne ocağı kıvılcımlattırıcılardanım. Aman aman aman! Kerim, stüdyonun ortasında müziksiz dans etmek mi, fanustan ceza çekmek mi? Ceza mı çekiyorsun? Biri seni gıdıklarken bir gününü anlat. Gıdıklanır mısın? Gıdıklanırım abi. Oy, tertemiz. Sen oradan, ben buradan. Ya. Ben sen de oradan. Bu cellat niyeti bozmuş bak demin bana da bir şeyler yaptı, böyle yapıyor. Sen oradan, ben buradan, ben de buradan abi falan. Öyle demedim, o dedi bana. Ben buradan gıdıklıyorum abi. Bugün buraya gelene kadar ki gününü anlatıyorsun, tamam mı? 3, 2, 1, başla. Sabah 6'da yattım. Öğlen 2'de... Öğlen 2'de uyandım. 2.30'da Eray'ı uyandırdım. Bir dakika. Bir dakika durun artık. Anlat. 3'te Domdom'la Şahin'dik. Kahvaltı yapmaya. Ne yediniz kahvaltıda? Kahvaltıda ben et döner yedim. Et döner yenir mi lan kahvaltıda? Soğanlıydı hem de. Allah seni kahretsin. Buraya kadar yürüdük. 3 kilometre uzaktık zaten. Sonra bayılacak nefes galiba. Alalım. Tamam. Nefes alalım. Sonra buraya geldi. Oğlum adama ne yaptık o zaman?
Şansın olduğunu bilsen doğrudan yürüyeceğin Türkiye'den ünlü isim kim? Cellaç'ım polemiğe gerek var mı? Evet. Var mı? Söyle bakayım bir isim. Söyle. Kız oyuncu falan olurdu. Alo, kız oyuncu olurdu. Kız oyuncu ne oğlum? Allah seni kahretsin. Al çek şunu ya. Abi benim kadın olurdu. Yapıyor bir de ya Allah. Şimdi ben en iyisi bir ceza çekme vakti geldi. Karşındakinin seçtiği bir nesneyi pazarla. Bitirdim seni şimdi. Bana su şişesini satmanı isteyeceğim senden. Hayatım şimdi bu su şişesini alıyorsun. Biraz da ofansif espri yaparsan. Şimdi insanlar susar. Beni yakaladın şu an. Ama suyu nereden içtiğine bağlı. Bardaktan. İstersen cebine koy, kapat, devam et. İstersen üstüne otur, keyif al abi. Tam da isteğine göre böyle bir şişemiz var. Bu şişeyi her türlü kullanabilirsin. Her şeyi. İstediğin her şeyi için. Hocam su içmek dışında ne yapabilirim ki bununla? Çöp olacak, gidecek. Şimdi bunu böyle yaptım. Anasını s**t şu an. Hayır, öyle bir şey olmadı. Şöyle cebe bir atarsın. Dışarı çıktın. Evet hocam. Yolda geçerken böyle bir susaman geldi değil mi? Susamam geldi. Susaman geldi. Şöyle çıkardım. Yaptım bu olay. Bence bu arada bak ya gayet yeterli bir açıklamaydı. Kapağını versene. Kapağını ver. Senin böyle takipçiler vardır. Cellat'ın nefesiyle görmüş olduğunuz bu su şişesini böyle pazarlanır hocam. Kendisi TikTok'ta inanılmaz içerikler yapıyor. Cellat'tan harika bir hediye. Bence alırsınız, koyarsınız, arada açarsınız diye Cellat'ı solursunuz içinize. Ya Cellat kim abi? Cellat kim de a**ım işte. Kocaman bir alkış. Eray, Türkiye'den asla dinlemem dediğin rap sanatçısı kim kameraya doğru? Deha. Oğlum kimse isim vermiyor burada. Niye böyle işler yapıyorsun sen ya? Bölüm bitene kadar her cümlene bebeğim diye başla. Bebeğim sıra sende. Hazırsan başla. Aldığın sonuç ekran görüntüsünü kameraya göstermek mi, fanustan kağıt çekmek mi? Çekiyorum. Bebeğim abi. Çek bence de, hiç risk alma. Rap Show özel içeceğini iç. Rap Show'un özel içeceği mi var? Özel içeceği mi var? Birazdan Rap Show'un özel içeceği var mı yok mu göreceksin kardeşim. Biz bunu yaptığımızda ilk hafta tadı çok güzel oldu. Biz de biraz daha kötüleştirmek istedik. Kötüleyim. Burnunu soktu işte. Oy baban şarap çanan. Vallahi kötü. Hadi bakalım kocaman bir alkış. Helal olsun. Kötü değil mi? Gerçekten tek at. Kötü mü? Eray, Instagram DM kutundan cevap verdiğin üçüncü mesajı göstermek mi, fanustan bir kağıt çekmek mi? Ya önce mesela önce mesaja bakabilir miyim? Ha işte yok. Aldığın anda telefonu eline, vallahi gösteririm kamerayı. Hiç geri dönüş olmaz. O zaman ceza çekmek istiyorum. Buyurunuz hocam. Ceza çekmemek için ceza çekiyoruz. Baksana şu işe. Müzik olmadan dans et. Eyvah. Eray 7 kaponu müziksiz dans ederken görmek istemez misiniz beyler? Oğlum kimse istemez. Evet. Evet. Nasıl bir arkadaşlık ya? Sanki yani onu yaparsam bir daha muhatap olmayacak gibiler abi, senden. Abi biz normalde dans et. Harbi olmadı ya. Bozuldu. Nasıl yapacağız abi? 1000 lira cep banka, ben senin için dans ederim burada. 2000 lira cep banka ben. Harbi misin abi? 2000 lira mı? Harbi mi ya? Sen bizi 1000 liraya satın alabileceğini mi zannettin? 2000 lira mı? Gel bakalım. 1500'e ben okeyim ama. 2000 liraya mı veririm? Abi müzik olmadan nasıl dans edeyim abi? Ya? Gel. Öyle yok. Burası rap show. O zaman Jeff Amsterdam söyle. Jeff Amsterdam. Söylesin. Kanka, o kadar da şey yapma. Adam bakayım. Vallahi sen şey yap. Oo bu ne ya? Müzik yapın. Müzik açsın biri. 9-5 mesaim var. Akşam 9'dan sabah 5'e ricacı olunur bir kardeşe. Mermiyi sürüklettim ardeşe. Rayadın oke. Bodrum'da nereye baksan oradayız yani bloke. Tetenin başı benim. Emri veririm derim yok et. Vodafone yok. Yeter oğlum. Yeter oğlum, tamam lan. Alkışlatayım bırak da ya. Kocaman ya. Cellaç'ım, Instagram arama kısmındaki aranan profilleri göstermek mi, fanustan bir... Fanustan bir ceza çekmeyi tercih ediyorum. Dokun prensi. Çekme. Bebeğim demeyi unuttum. Aa pardon bebeğim. Dudaklarını oynatmadan kan şarkısını söyle. Sana bu şarkıyı söyleteceğim. Bir ezberinde var mı? Yani biliyoruz tabii ki de. Alo, zirihten telehan, alkalayıyla şahlandım. Kakıyı aldım. Kan, iştahlandım. Oldu mu? Kocaman bir alkış. Ulan TikTok'ta bir 5 milyonu var sanki bunun ha. Var abi. Değil mi Eray'cim Cellat burada? Cellat burada abi. Nasıl olmuş? İyi ki baksın Cellat. İyi ki baksın Cellat mı? Ne alaka oldu? Özgür, bir daha hiç TikTok çekmemek mi, fanustan bir ceza çekmek mi? Dürüst olacağına inanarak soruyoruz. O yüzden direkt sana fanus uzatıyorum. Yaratıcı bir soru. Nasıl aklımıza geldiyse artık ama ya. En iyisi fanustan bir ceza çekeyim. Bence de. Tüh şaşırttın bizi. Ters tutuyorsun. Galiba ters. Hocam ters. Kime masaj yap? Kime yapmak istersin? Birine masaj yapmamız gerekiyor. Evet hayat. Gel bana burada.
burada yap, daha sana rahat olur. Gel. Sen çünkü bebeğim demeyi unuttun. Bebeğim, özür diliyorum bebeğim. Ben sana şöyle güzel. Bebeğim. Bence masaj yaparken susunmaya devam et abi. Susunmaya mı devam edeyim? Ya gözlü ver. Daha ne kadar ilginç bir an. Evet beyler, o iyi yapıyor lan. Beyler devam ediyorum. Devam et. Kocaman bir alkış Elleta. Kerim, şimdi bu soruyu sana da döndürüp soruyorum. Unutamadığın eski sevgilerin ismi. Kimseye prime gerek yok. Dolunay. Gerçek mi bu? Evet. Gerçek mi lan Eray? Ben o kadar bilmiyorum. Ben biliyorum, gerçek. Sana hiç güvenmiyorum Özgür. Neden peki? Sen bende öyle bir imaj çizdin. Abi Dolunay diye bir ismi uydurmuş olabilir miyim sence? Ben çok inanamadım ya. Ben de inanamadım yani. O zaman Dolunay'ın Instagram hesabını biliyorsun. Çekiyorum. Sen de biliyorsun yalan söylediğini hayatım, bebeğim. Yalan mı söylüyorum? Allah şahsın ya. O zaman niye çekiyorsun? Oğlum niye o zaman? Manyak inanmadınız. Özür dilerim ya. Dudaklarını oynatmadan beni teröriste şarkısını söyle. Kameraya doğru bayağı okuyorsun. Oğlum hangi şarkı a**ıyım ya? Ah yazık ya. Bir sıkıntısı mı var bu arkadaşım? Beni terörist okuyor. Ya maske takıyor, bu da tribe girdi ya geldiğinden beri. Oğlum mani mi okuyorsun sen? Bu terörist de değil yani. Bro bu o değil. Kocaman bir alkış. Eray, aldığın son 3 ekran görüntüsünü göstermek mi? Anustan bir kağıt çekmek mi? Çek, riski alma. Çek, risk alma Eray. Karşındakinin elini saygıyla öp. Oo, tabii ki hocam. Hocam buyurun. Sence Eray burada bunu başkasına yapar mı? Evet yani. Sen yani gel, sen otur o gelsin. Sence Eray burada bir erkeğin elini öper mi? Aman yarabbim! Hocam iyi ki varsınız, yemin ederim yani. Hocam iyi ki varsınız, kadınlar iyi ki var. Ne yapıyorsun? Kero'cum göremiyorum hayatım, özür dilerim. Kero, İnanıyor. Ne parmak yiyorsun? Şöyle yaptı, çocuk bir şey yaptı. Sen ne hayırdır olay mı olay veriyorsun oradan, alo. Bir şey söyleyeceğim beyler, delikanlı gibi birer tane kaldı ama... Sen var ya sen bu şu kitabını yazmışsın. Sen delikanlısın. Sen gerçekten var ya. Rakibinin seçtiği bir şarkıyı gerçek bir popstar gibi söyle. Haydi bakalım. Ajdar'dan Nane Nane şarkısını istiyoruz. Starımızın. Nane Nane. Başka söz yok zaten. Nane. Kameraya doğru. 3, 2, ay. Nane 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 Nane. Aynen. Dalga geçerek değil. İnanıyorsun, inanarak. Estağfurullah bu arada. Starımız hakkında gerçekten doğru. Eraj'ım haklısın, özür dilerim. Benim, ayıp olur benim yani. Cahilliğim olduğunda. Bu işi burada yapacak bir adam varsa o da benim. Doğru mu abi? Sensiz zaten. Sen yapıyorsun. Kameraya doğru. Nane 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 nane. Adam adam. Sen abi, müthiş bir performansın bu arada. Eray acınası gözlerle baktı sana. Kardeşim ya. Hayranlıkla izledim. Eray son kağıt, bu beklemez. Karıştırayım mı? Karıştır bakalım, bir ne çıkacak acaba? Tuzlu suyu iç. Eray'cım şu an diyor ki ulan nereden diyor delikanlılık yaptık, son cizayı soru sormadan çektik. Kocaman bir akış hesabı, sorular bitti. Dostum herkes cezasını yaptı mı? Evet. Değil mi? Evet. Herkes kendine çıkan bu cezaları üstüne düşen geliyor. Yaptı. Ama ben de bekliyorum ama, sana. Ama geliyor. Bana çıksaydı şahsen ben her kelimenin başında kesinlikle bebeğim derdim. Pardon bebeğim bana. Doğru doğru. Şimdi sen bebeğim demediği için bence bir rap show shot. Rap show shot. Abi bir rap show shot gitmez mi? Abi unutuyorsun. Artur. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ne yaptın Cellat? Helal olsun Cellat. Eyvallah kardeşim. Oo, vallahi bak inanmıyordu ya bu arada, al kardeşim. Üf. Harbi mi? Biz delikanlı adamlarız. Üf. Vay be, helal olsun ya, helal olsun ya. Ay. Seni bitireceğim Cellat. Ben bunu çok duydum. Ulan burası TikTok değil. Hadi bakalım hemen. Cezalı sorular bitti. Kocaman ya.
acımasız sorular bulma kısmında bu kadar kolaylık çektiğim başka bir konuk olmadı. Ciddi misin abi? Yemin ederim. Ne demek abi ya? İnanılmaz rahat bir şekilde soru bulduğumuz, hatta bazı soruları artık çıkartalım çok acımasız oldu dediğimiz kısımdayız. Eray, katıldığım bir programda Norm Ender'i sevmem. Eski kafalı, benden önce rap yapıyor diye kimseyi sevmek zorunda değilim, boş yapmasın diye bir açıklamam var. Bu açıklamanın sertliği ile ilgili bir pişmanlığın var mı? Ya açıklamanın sertliği ile ilgili bir pişmanlığım belki bir tık olmuş olabilir ama hala aynı fikirdeyim. Ya sadece yanlış açıklamışımdır yani. Hala Norm Ender'i sevmem, dinlemem. Adam benden daha önceden rap yapıyor diye ona saygı duymam gerekli diye bir zorunluluk yok bence yani bu. Tamam, bunu savunuyorum yani. Kerim, Drift şarkının bir cümlesinde ismim Flex olsaydı yapardım şarkıda boş tantana sözleri yer alıyor. Herkes bunun Batu Flex'e bir gönderme olduğunu söyledi. Bu işi burada noktalandırmak adına bu parça Batu Flex'e bir gönderme miydi? Zamanında öyleydi ama yaptığım geçmişteki salak saçma şeyler ya. Bu arada öyle, katıldığım öyle bir programda düşünüyorum. Da bunun böyle olmadığını söylüyorsun. Evet. Şu an ilk kez dürüst olarak bunu burada söylüyoruz. Dürüst olarak söylüyorum çünkü Batu'yla da aramızda bu muhabbeti bu şekilde hallettik direkt. Aramız düzgün mü? Düzgün. Hiçbir problemimiz de yok. O şarkıyı da normalde çıkartmayacaktım öyle bir muhabbet falan olduğu için şarkının içinde. Ama baktığımız zaman bir noktada hit oldu. TikTok'ta akım oldu falan filan. Hit olmadı da TikTok'ta akım oldu yani neticede. 60-70 bin kadar video çekildi. Hmm. Biz de artık dedik ki bunu çıkartmak zorundayız. Zaten arkası boş, içi boş bir şey olduğunun da ikimiz de farkındaydık. Hmm. O yüzden de ikimiz de bunu hiç problem etmedik. Anlatıyor TikTok'ta akım oldu falan diye. Özgür de böyle yapıyor. Evet, onayladım. TikTok'un sahibi sanki ama anladın mı? Arada, aynen TikTok'ta oldu. Bu arada oldu bir şey söyleyeceğim. Sahibi değilim ama yani. Hala etkileşimde birim yani. Şimdi öyle de bir şey var. Hadi bravo Cellat be. Bravo be. Bravo be Cellat'ım. Eray, yine katıldığın bir programda Motive'nin müziğini severim ama kendisini sevmiyorum. Çünkü piyasanın en iyisiymiş gibi davranıyor diyorsun. Motive'nin sana bu cümleleri kurduran davranışları neydi? Ya müziğini sevmek veya sevmek dışında ya ben bir insanı tanıyorum mesela, tamam mı? Yanlış anlamayın abi mesela. Bu rapçiler yok mu? Bunların çoğu birbiriyle tanışıyor zaten daha önce. Ben sadece böyle işte patladıktan sonra ve patladıktan sonraki hallerine baz aldığım zaman güçsüzlük gördüğüm insanları sevmiyorum sadece. Konu Motive değil yani aslında. Kerimciğim, Sagopa Kajmer için AVM gibi rap yapıyorlar. O zaman onun da müziği bakkal müziği gibi ucuz bir rap. Kendisi bilgili bir adam ama büyük bir adam rap yapınca bana garip geliyor. Cümlelerin için pişman mısın? Yani kendimi yanlış lanse ettiğim için, yanlış cümleler kullandığım için pişmanım. Ama görüşüm hala daha aynı yönde abi. Çok iyi müzik yaptığını düşünmüyorum. Kendim için söylüyorum. Kimsenin müziğine karışmam. Ama yanlış lanse ettim kendimi. Evet. Açıkçası insanlara karşı birazcık da. Yanlış cümleler kullandım. Yani hakaret içerikli cümleler kullandım. Aslında tarafsız cümleler kullansam sıkıntı yoktu birazcık. Ama hakaret kıvamına geliyor bunun kelimeler, bu cümleler birazcık. O yüzden pişmanım o yüzden. Ve gelelim ortak sorumuza. Era 7 Kapon ve Jeffret kavgasına. Oğlum bir daha benim anama... bir dönem. Sebebi bilinmeyen ve hakkında birçok komplo teorisinin ortaya atıldığı bir kırgınlık döneminiz oldu. Hatta Jeffret'in küfürler ettiği bir story için bunları Era 7 Kapon için söylüyor iddiaları da ortaya atıldı. Ancak kısa bir süre sonra ortak şarkınız çıkınca herkes bir şaşkınlık geçirdi. Neydi aranızdaki bu mesele? O video Era 7 Kapon'a çekilmiş bir video muydu? Abi Era 7 Kapon'a çekilmiş bir video değildi. Biz kendi aramızda makarasına. Eray Twitter'a yazmış ki Kepret. Ben de yazdım ki Eray 7 Kapon. Aramızdaki tamamen makaradan ibaretti. Ondan sonra zamanı geldi. Benim birine bir şey söylemem gerekiyordu ki bu kişi Eray değil, eski prodüktörümdü. Benim de bir şeyler söylemem gerekti. İnsanların da bir şeyleri bilmesine ihtiyacı vardı. Ki bu büyük bir kesim değil. Yani kendime ait bir topluluğum vardı o zaman Instagram'da ve bunların bunu bilmesine ihtiyacı vardı. Ben bunu böyle atınca insanlar da ben sanki Eray'a küfür ediyormuşum gibi gözüktü. Ama şöyle bir durum var yani. Ne Eray benim anneme küfür eder ne ben onun annesine küfür ederim. Zaten hala hayatta olduğuna göre öyle sanıyorum ki. Evet. Değil mi? Eray bana değil yani. Yani bu arada Eray değil yani. Benden cevap arkadaşlarım vardı biliyor musun? Şunu soracağım. Aranızdaki olay bir makara değil de onu bir geçelim. Aranızda gerçekten o dönemde bir atışma oldu sizin. Gerçekten. Olmadı. Olmadı vallahi olmadı. Her şey makara mıydı? Gerçekten. Evet, full makara. Bakıyorum. Kur'an çarpsın. Aa, bizim çok enteresan. Roleplay yeteneğimiz biraz büyük. Gördüm ondan popstar dolayı... roleplay'inde az önce. Onu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi canlı kanlı Kerim yanımda oturuyor. O video Eray'a değildi. Kerim, Norm Ender hakkında yaptığın bir açıklamada isterik bir şekilde müzik yapma, 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 yapma diyorsun. Eski rapçileri sevmiyorum, kötü müzik yapıyorlar diyorsun devamında da. Bu cümlelerin internette bayağı viral olduğu ve oldukça fazla linç edildiğin bu açıklamaların için pişman mısın? Buradan ne söylemek istersin? Müzik yapma açıklaması eleştiri değil yani hakaret. O yüzden o lafın arkasında değilim şu anda. Birini kırdıysam, üzdüysem de bu arada
o röportajlarım için özür dilerim. Ama genel olarak diğer sözlerin tamamen arkasındayım. İşte old school'ların artık kötü müzik yaptığını gerçekten arkasındayım. Çünkü yeni nesile ayak uyduramıyorlar. Yarın öbür gün umarım biz de öyle olmayız. Bu doğru bu arada. Ama biz de öyle olacağız muhtemelen. Ne yazık ki böyle olacağız. Çünkü yeni nesile gerçekten eski nesil hiçbir zaman ayak uyduramadı bu piyasada. Tek tük insanlar çıkıyor. O insanlar da genellikle müzik cihinsi oluyor. Müzik dehası oluyor. Acımasız sorular bitti. Evet. Cevaplarınız için, samimi açıklamalarınız için çok teşekkür ediyoruz. Kocaman alkışlıyoruz Cevdet Bey'e ve Kapano. Cellat, çıkart şu maskeyi falan. Yüzüm bir gözüksün. Tuhaf yaptın kendine. Seni acımasız soruların ortasında bıraktım ya böyle. Yandım bütün dikey videolarda sen alakasız bir şekilde. Zaten gözlük maske falan taktın. Farkında mısınız? Benim acımasızların arasında farkındasın değil mi? Onlar avarçlıkta maskeyle gözlük takmaya başladı bana. Hayır hayır bro, ben şimdi Norm Ender diyorum, o eyvah dedi. Hani anladın mı? Takayım ben hani dikey düştük buradan dedi. Bari tanımayayım yani. Sanırım bu arada, onu da seviyorum. Ben de seviyorum. Abi biz böyle diyoruz. Bu sevmiyorlar. Bir arkadaşım sever dinler. Tabii ki bro, tabii ki. Bu işler böyle. Kişisel tercih biraz yani. Bu işler aynen böyle. Cellat, geldiğin için çok teşekkür ediyoruz. Çok enteresan bir karşılaşma oldu. Çok enteresan bir buluşma oldu. Evet. Rap Show'u izlemene çok sevindim. Umarım bundan sonra daha fazla izlersin. Ayağına sağlık. Geldiğin için çok sağ ol. Çok memnun oldum seni tanıdığıma. Ben çok sevdim programı. Çok eğlenceliydi. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar, Cellat'ı alkışlarla kendi tarzıyla uğurluyoruz. Haydi. Gidiyorum. Yapıyor. Nasıl gideceksin? Ya. Abi adam TikTok bir artık. Kocaman bir alkış Cellat'a. Şakal ile birlikte yayınladığın Anlarsın parçası hakkında konuşalım istiyorum biraz. Şakal'la aranın çok iyi olduğunu, çok sevdiğini söylediğin açıklamaların var. Hatta ikinci bir ortak çalışmanızın geleceğini söylüyorsun. Evet. Var mı bununla ilgili bir gelişme? Adı, sanı belli mi? Tarihi, zamanı belli midir? İkinci parçamız var. Şakal'ı çok seviyorum, Emirhan'ı. Bana çok iyi dostluk yaptı. Diğer insanlar olan siyasetlerini falan filan ben bilmem abi. Bana karşı olan çok iyi dostluğu, çok yararı oldu. Ya, ve ikinci parçamız gelecek, albümde bu arada var. Bir şey söyleyeceğim, lafı bana kesin. Az önce güldüm de şey değil ya. Emirhan'a şey için de Çakal'ı çok seviyorum dedi ya. Ona güldüm birden. Çakal'ı çok seviyorum. Çakal'ı çok seviyorum dedi birden. Bir açıyor, çakal dövmesi var burada. Ona güldüm yani. Gerçekten öyle olacakmış gibi geldi bir anda. Çakal dövmesi. Çakal abi. Çakal abi. Abi ne zaman olduğu belli mi brocum? Abi benim albüm yapıyorum ben şu an. Evet, onu da anlat bir söyle. Evet. Ne zaman? Adı sana belli mi? Abi 26 Ocak'ta ilk parçamız çıkıyor illegale. Ondan sonra bir hafta sonra albüm full çıkacak. Albümün adı belli mi brocum? Albümün adı belli. Ne? Albümün adı 7 abi. Era 7 Kapom'la alakası var. O 7'nin anlamı senin zamanda futbol oynamandan geliyor. Doğru mudur hocam? Doğrudur abi. Çalıştık. İyi ki varsın. Seni biliyorum. Sen de iyi ki varsın. Abi 7 işte intro ve outro olacak. Toplam 9 parçayım ama 7 ana parça olacak. Bunların bir tanesi Şakal. Kerim, tabii. Son sorum sana. Peros Blancos ayrılığı sana sorulduğu zaman bir açıklamanda kişisel olarak hiçbir problemim yok. Tüm ekip üyelerini çok seviyorum. İş konusunda anlaşamadık, ayrıldım diyorsun. Bir başka açıklamanda Peros Blancos ayrılığı için Şakal'la bireysel olarak anlaşamıyorduk. O yüzden ayrıldım diyorsun. Gel şu olayın düzgününü anlat. Şu bilgi kirliliğini bitirelim. Nedir bu Peros Blancos ayrılığının arka perdesi? Arka perdesi Arka planı. Perdenin arkasındakiler falan. Çok garip oldu ya. Neyse. İlk zamanlar bunun açıklamasını çok fazla yapmak istemiyordum. Kimseyi zan altında bırakmamak için. İkinci açıklamam tamamen bu arada da doğru. Çakal'la birebir olarak anlaşamadığım için. Mesela Reşkol'u çok seviyorum. Hala daha çok seviyorum. Müzik konusunda da çoğu öğrendiğim şeyi ondan öğrenmişimdir. Biraz böyle ikili açıklamalarım ilk başta bir şey söyleyip sonradan bir şey söyleyen beni birazcık piyasada Kanye West gibi yaptı. TR'nin Kanye West'i benmişim gibi oldu. Kanye West'e de sallamazsın artık ya. İnsanlar üstüme çok fazla gelmeye başladıkça nedenlerini söylemeye başlıyorum. Onlara da üstü kapalı bir şekilde söylüyorum. Açık açık hiçbir şey söylemiyorum. Ama genel olarak Emirhan'la anlaşamadığım için... Teşekkür ediyoruz. Biz çok teşekkür ediyoruz abi senden. Beyler, Rap Show bitti. Bölüm hakkındaki yorumlarınızı, düşüncelerinizi sırayla alayım. Abi öncelikle söylemek gerekirse bu çıktığım ilk talk show'du benim. Çok da samimiydi yani, onu söyleyeyim. Ya diğer çıktığım röportajlar vermiştim. Röportajlara bence nazaran ya biraz daha böyle nasıl söyleyeyim? Hani izlenmek için değil de biraz daha benim iyiliğim için olan bir programdı bugün. Acı biraz böyle açıklamalarından dolayı mutluyum bugün. Kerim, sen neler söyleyeceksin? Abi açıkçası ben de aynılarını düşünüyorum. Şahsen. Bu programı daha önce çok seyrettiğim için çoğu bölümünü. Canımsın. Mesela bizim açımızdan o kadar derinlere inmişsin ki benim bile bilmediğim şeyler ama
bildiğim şeyleri soruyorsun bana. Mesela telefon konusu gibi. Hmm. O telefonumu kim çaldıysa da onu bir gün bulacağım. Bak onu bir gün bulacağım. Çok güzel bir programdı. Her şey için çok teşekkür ediyoruz. Biz ikimizde. Teşekkür ederiz. İkimizin de kariyerinde lanse edilen, yanlış lanse edilen fazla şey vardı. Gerek primci insanlar, gerek saçma insanlar yüzünden. Ama yapacak bir şey yok. Böyle olması gerekiyormuş bu zamana kadar. Bu zamandan sonra da birazcık kontrolleri kendi elimize aldık. Senin de kontrolünle aynı şekilde. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Harika bir program çektik. Kah güldük, kah eğlendik, kah ağladık gerçekten. Tekrar geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Era 7 Capone ve Jeffrey Tek Hocamız bir altın. Burucuğum. Açık oda Eray'la aramızdanız beni. Burucuğum ayağına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Kocaman bir alkış tekrardan. Rap Show'un bir bölümünün daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Era 7 Capone ve Jeffrey'le harika bir bölüm çektik. Tabii özel misafirimiz Cellat da programımıza renk attı. Oradan bana bakıyor. Benim ismimi unuttun söylemeyi der gibisinden. Harika bir bölümdü. Rap Show'un devamının gelmesi için abone olmayı, zili bildirimleri açmayı unutmayın. Bunlar programın devamının gelmesi çok önemli biliyorsunuz. Bunu böyle her hafta söylemek zorundayız işte. Hafta yeni bölümlerle görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın. Bye bye. Oha. Ulan kulağım bildiğin ağrıdı lan. Hayatımda ilk defa bir ıslığın kulağımdan girdiğini hissediyorum şu anda. Hey, no, 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 no.